Merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta hayat yarışında bizimle yarışacak kişi Cahit Bey. Cahit Bey kendisiyle yarışacak. Güzel bir plan proje çizerse ay sonunu görebilir. Oy, kendime güveniyorum. Ay sonunu görmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Evet, Cahit Bey şu an maaşını çekti. Parayı çektim. Selamun aleyküm. Beni mi takip ediyorsun lan Kostu? Bugün kira günü. Riske girmek istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Cahit Bey aşağıdakilerden hangisini yaparsa kiradan kurtulur. A. Mecburen kirayı ödemek zorunda. Acele etmeseydin, diğer şıkları da görseydik. B şıkkı A, C şıkkı B, D şıkkı C. Bütün şıklar aynı yola çıkıyor. Seve seve vermek zorundaydı kirayı. Başlar başlamaz 1500 lira kaybettiniz. Moral bozmak yok, daha yolun başındayız. Cahit Bey eve en uygun nasıl dönebilir? A. Arabasıyla. Kendi arabam yok, o şıkkı eledim. B. Otobüsle. 6,5 gidiş, 6,5 geliş 400 yapar. O da olmaz. C. Otostop yaparak. Onu denedim. Bacaklarım güzel olmadığı için duran olmuyor. D. Koşarak. D. Koşarak son kararım. Bütün yağları topladım patron. Yağları depoya koy. Zam yine çıkartırız. Şimdi çayları topla. Emredersin patron. Cahit Bey'in bakkala olan 1000 TL borcu ne olacak? A. Gelecek aya kalacak. Onu geçen ay yaptı zaten. B. Ödemeyecek. Sıkıyorsa ödemesin. C. Ödemek zorunda. Ödemek zorunda son kararı. Ödemek zorundaymışım. C. Son kararı. Doğru cevap. Kutlarız. Patron, çayları da topladım. Çayları depoya kat. Yağları raflara dik. Yağ zam geldi. Evril olur patron. Ulan ay sonunu görürüz diye yola çıktık. Evin yolunu bulmadan paranın yarısı gitti bile. Sıradaki sorumuz geliyor. 900 TL'lik elektrik faturası ne olacak? A. Ödenecek. B. Ödenirse iyi olur. C. Ödenmeli. D. Öde. Fatura bu, mecbur ödenecek. Bütün şıklar son kararı. Doğru cevap. Fatura mecbur ödenecekse su ve doğalgazı sormayın o zaman. Sorma sorma, mecbur ödenecek. Ben bu hayat yarışını kazanamayacağım galiba. Kötü düşünmeyin Cahit Bey. Peki. Cahit Bey buraya niye geldik? Kendimi ödüllendireyim dedim. Yalnız 500 TL'niz kaldı. Yapma ya. Madem buraya geldik soruyu soralım. Cahit Bey kalan parasıyla kendini nasıl ödüllendirebilir? A. Bonfile ile. Bunda bonfile yiyecek ağız yok. B. Pirzolayla. C. Kuşbaşıyla. D. Kırıntı ve kemikle. D şıkkı olurdu ama kırıntı ve kemik yok elimde. Yoksa herkese bedavaya veriyorum ben kırıntı ve kemiği. Sağlık olsun. Başka sabah bakalım istersen. Baba. Annem para istiyor, pazara gidecekmiş. Pazara mı gidecek? Bende sadece 500 TL para kaldı. Cahit Bey son kalan parasıyla ne yapmalı? A. Borçlarını ödemeli. Borçlular bir ay daha bekleyebilir. B. Yatırım yapmalı. Bu parayla ne yatırım yapacağım lan? C. İdarelik kullanmalı. İdare mi kaldı? Karşıda muhatabı mı var? D. Pazar parası için kullanmalı. Benim akşam kafamın etini yememeler için D. Pazar parası son kararım. Doğru cevap bildiniz ve hayat yarışını kaybettiniz. Doğru cevaplar verip yarışmayı nasıl kaybediyoruz? Siz olması gereken cevapları verdiniz ama paranız olmayacak şekilde cevap verdi. Ne yapacağım şimdi ben? Cahit Bey şimdi ne yapacak? A. Ekstra bir iş bulup çalışacak. Bu yaştan sonra beni kim işe alır? Takatım yok yürümeye. B. Birinden borç alacak. Taşa sıçana borcum var. Kim bana borç para verir? C. Önümüzdeki ay bekleyecek. Bir sonraki şıkkı vermene gerek kalmadı. Neden Cahit Bey? Mecburen diğer ay bekleyeceğim. Evet değerli izleyiciler, bir hayat yarışı programının daha sonuna geldik. Bu soruda siz değerli izleyicilere geliyor. Bu videoyu izleyen izleyiciler ne yapar? A. Videoyu beğenirler. B. Videoyu paylaşırlar. C. Videoya yorum yaparlar. D. Hepsi.